Sabır mevzu belki de benim hayatımda çok uzun bir süre en çok yanlış anladığım. Anlamını anlayınca da hakikaten bana çok dönüştürücü etki yapan kavramlardan bir tanesi. Hadi gelin siz de bu vesile biraz şu sabır ne? Sabır aslında ne? Biz nasıl anlıyoruz? Biraz ona bakalım. Genellikle sabırlı ol deyince, sabır tavsiye edince insanlara katlan diyormuşuz gibime geliyor. Yani böyle öyle algılıyor insanlar. Yani bir şey oluyor, senin şu anda yapacak hiçbir şeyin yok. Otur oturduğun yere geçmesini bekle. Bu biraz hayvanlar aleminde hani stres tepkilerinin üçlü bir repertuarı vardır. Daha önce çok anlattım onu. Savaş, kaç ya da don diye üç tane tepki var. Bir canlı strese girdiğinde ya savaşacak, ya kaçacak ya da donup bekleyecek. Sabır bizde bu üçüncüsü gibi anlaşıyor. Yani bir don, bir dur, geçsin bakalım şimdi pandemi döneminde evlerimize istemeden de olsa mecburen kapandığımız o günlerde birçok insan birbirine sabır tavsiye etmeye başladı ama sabır kelimesinin anlamını da tam düşünmeyince sabır hep böyle bir anlama geldi otur bekle geçecek geçsin normal hayatımıza geri döneriz hep böyle düşündük çünkü kültürel olarak bize bu kelime böyle nüfuz etmiş böyle öğrenmişiz sabır beklemek demek halbuki sabır beklemek demek değil. Sabır koşulları olan biteni anlayıp var olanı kabul ederek, buraya dikkat, elinden geleni yaparak çalışmaya devam etmek demek. Şimdi sabrı bu şekilde tarif ettiğiniz zaman gene pandemi dönemine gidelim. Ben iki grup insan gördüm o dönemde. Oturup geçsin diye bekleyenler. Şimdi normal hayatımıza bir geri dönelim. Daha dün her şeyinden şikayet ettiğimiz o normal hayat bizim için cennet hayaline dönüştü dikkat edin çoğumuz için. Ama bir kısım insan pandemi döneminde oturdu ve dedi ki şu anda şartlar böyle. Evimizden çıkamıyoruz, bir salgın var. Peki ben bu durumda ne yapabilirim? Ve elindeki imkanları araştırmaya başladı. Durumu kabul etmek derken o da böyle teslim olmak gibi anlaşılıyor. Durumu kabul etmek de şu, evden çıkamıyorum. Ama mesela internet bağlantım var. İşte elimde ne bileyim canlı yayın yapacak bir takım ekipmanlar var. Ya da yıllardır vakit ayıramadım, tonla para yatırıp şuraya yığdığım bir takım ekipmanlarım var. Ne bileyim ağaç işi yapmak istiyordum ama bir türlü fırsatım olmadı. Onlar da orada duruyor. Ya da başka bir şey. Bunları fark edip bu bizim dışımızda gelişen süreçte kendimiz ve amaçlarımız için ne yapabiliyorsak onu yapmaya devam edenler vardı. İkinci grupta bunlardı. Bu ikinci grup azınlıktaydı. Ama bu ikinci grupta bulunan hemen herkes o zorlu dönemi kendi çaplarında çok büyük bir aşama kaydederek kendilerinin yeni bir takım yetkinliklerini ve yeteneklerini keşfederek tamamladılar. Ve o zorlu süreçten çıktıktan sonra da başka insanlara dönüştüler. Şimdi sabır yani şartlar tam uygun olmadığında insanın sonucu erteleyerek, sonuç beklemeyi sonraya bırakarak var gücüyle ve tüm iradesiyle çalışmaya devam etmesi o insana gerçekten daha önce bilmediği birçok şeyi öğretiyor. Mesela kendi kapasitesini farklı açılardan anlamasını sağlıyor. Kendi imkanlarını yeniden keşfetmesini sağlıyor ama en önemlisi şartları anlayarak o şartlardan daha farklı ve yeni olarak neler çıkarabileceğini o insana tek tek gösteriyor. Sabır elinden geleni yapmaya devam etmek demek. Dolayısıyla birisi bize sabır tavsiye ediyorsa, biz bir başkasına sabır tavsiye ediyorsak bu kelimenin çarpılmış anlamının yanında belki bonus olarak bu orijinal anlamı da bir hatırlatmak lazım. Çünkü yaşadığımız hayata bir bakalım. Yaşımız, deneyimimiz, cinsiyetimiz, mesleğimiz, yaşadığımız yer, ekonomik durumumuz falan ne olursa olsun Yaşamın şartları nadiren bizim beklediğimiz gibi oluyor. Mesela bir şeyi çok istiyoruz ama o şeyin olması için şartlar şu anda yeterli değil. Kimi zaman teknoloji, kimi zaman maddi gücümüz, kimi zaman kas gücümüz, kimi zaman insan gücümüz yeterli değil. Dolayısıyla biz ya olmuyor diye şikayet edip bir köşeye oturacağız ya da onun olacağı şartları olgunlaştırmak için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. O yüzden Sabır çok aktif bir eylem. Sabır bildiğiniz bir direniş. Neye karşı direniş? Kendi gündeminiz doğrultusunda şartların size getirdiği koşullara karşı bir direniş. Ve aynı zamanda dünyayı tamamen zihninde hayal ettiği bir başka bir şeye dönüştürme yeteneğine sahip. Tek canlı olarak belki de elimizdeki en önemli silah. Sabıra böyle baktığımızda şartlar ne olursa olsun bir sonraki anda, bir sonraki zaman diliminde ve orta işte yakın ya da uzak gelecekte bizim yapmak istediğimiz şey her neyse onun şartlarını oluşturabilecek bir güce sahip olduğumuzda fark ediyoruz. Sabır oturup beklemek değil, pasif bir şekilde kulağın üzerine yatmak değil, birilerinden inayet ya da fırsat ya da bir ne bileyim piyango vurana kadar böyle bir kenarda pasif kalmak değil, sabır, aktif bir çaba. Mesela şu anda bu videoyu çekiyoruz. Bu videoyu kimler izleyecek bilmiyorum. Ee, bir internet ortamında sizlerle buluşacak bu. Ne etki yapacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Fakat bütün burada yaptığımız işler, açık beyinde yaptığımız tüm işler bizim için sabrın bir meyvesi. Biz sabırla, azimle, gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Ve herkese de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Bu arada... Bir minik hatırlatma da yapayım. Türkçe bir video ağırlıklı olarak Türkiye'de izleniyor. Ve burada İslam kültürüyle çok tanışık arkadaşımız da var. Kur'an-ı Kerim'de özellikle Asır Suresi diye bahsedilen bir sure var. Orada birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler dışında herkesin hüsranda olduğunu söyleyen bir uyarı da var. Bunu da bir hatırlayalım. Hak, gerçek olan, hakikat olan sabır, çalışmaya, gayret etmeye devam etmek. Demek ki birbirimize sürekli bunu hatırlattığımız takdirde hüsrana düşme olasılığımız azalıyor diyor büyükler. Bence bunu da bir dikkate alıp üzerine düşünmekte fayda var. Sabırlar diliyorum efendim.